Ersoy dedi Cumhuriyet gazetesine ne olacak? İttihat ve Terakki'nin yayın organı olarak teslim aldığı Cumhuriyet gazetesini paralel örgüte teslim eden Can Dündar'ın MİT ihanetine ilişkin yaptığı haberi biliyorsunuz. Normal bir ülkede o haber yayınlanamaz. Öyle bir haberin yapıldığı gazete basılamaz, dağıtılamaz. Ardından o haberi yapanlar hiçbir şey olmamış gibi bu yaptıkları gazetecilik diye satamazlar. Şimdi ben bunları yazınca bana bu neyin kafası diyecek arkadaşlar ve o imrendikleri batıdan örnekler verip duracaklar. Ama bilmem ne haberi yaptı, pulitzer aldı. Şu haberi yazdı bilmem ne oldu diye. Saatlerce bu örnekleri verip durabilirsiniz. Siz 5 anlatın, ben 20'ye kadar çıkarayım. Hiç fark etmez. Ama öyle değil. Az bekleyin izah edeceğim. Can Dündar tüm bu karşı duruşlarla ilgili olarak çıkıp diyebilir ki ben milli olmak zorunda değilim. Ben evrensel gazetecilik yapıyorum. Bu şu demektir. Böyle biri Kıbrıs'taki Türk varlığını da işgalci olarak anlatabilir. PKK terör örgütünü özgürlük gerillaları olarak sunabilir. Çatışmada şehit düşen Mehmetçik için bir TC askeri öldü yazabilir. Eğer bugün milli değilim ya da yerli değilim demeye başlarsanız zaten bunun sonu yok. İstanbul'da fethedilmemiş, işgal edilmiş, talan edilmiş, yağmalanmış olabilir böyle bir adama göre. Zulüm 1453'te başlamış olabilir. Kendi çalıştığı televizyon kanalının kent eşkıyalarıınca yakılmış canlı yayın arabası önünde poz verip sırıtan bir adamdan bir aidiyet, bir mensubiyet nasıl beklersiniz ki? En azından bu tarafa bir aidiyet. Gelelim Batı meselelerine. Hani şehit savcımıza yönelik DHKBC terör saldırısının ardından gazetesine basıp örgüt propagandası yaptığından batıdan örnekler verdi ya bir sürü bir sürü. Ben de şimdi o bayıldığı batıdan birkaç örnek vereceğim. Julian Assange, Amerika'nın devlet sırlarının fahş eden belgeleri sızdırdığı vakit Washington'dan gelen tepkileri hatırlıyor musun? Amerika yönetimi tarafından önce vatan haini ilan edildi. Ardından Joe Biden bile terörist dedi Assange için. Assange şu anda Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde tuvaletten az daha büyük bir odaya hapsolmuş durumda. Kımıldayamıyor. Hayatınız batıyı kopya etmek ya o bakımdan söylüyorum. Bradley Manning'i bildin mi? Amerika ordusunun Irak ve Afganistan'da yol açtığı sivil ölümlere dair belgeler sızdırdığı çeşitli gazetelere. Bunun üzerine Manning tutuklandı ve 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dahası içeride işkence gördü. Gelelim en başta Cumhuriyet Gazetesi böyle bir haberle çıkmamalıydı tezime referans hadisi. 2013'te bir CIA ve Ulusal Güvenlik Dairesi elemanı olan Edward Snowden, Amerika'nın 122 devlet ve hükümet başkanının dinlendiğini iddia ederek bir takım belgeler çıkardı. Bu belgelerin bir kısmı da The Guardian gazetesinde yayınlandı. The Guardian'dan evvel bu belgeler Amerikan CNN televizyonuna da geldi. CNN editoryal bir kararla böyle bir haberi yapmayı reddetti. Bunu da ulusal güvenlikle ilgili gizli bilgilerin ifşa edilmesine araç olmayı reddediyoruz diyerek kamuoyuna duyurdu. Guardian ise bu belgelerin çok küçük bir kısmını yayınladı. Guardian Genel Yayın Yönetmeni Alan Rosberger bu yayının hemen ardından kendini hakim önünde buldu. Tıpkı Can Dündar'ın anlattıklarına benzer şeyler anlattı. Ancak hakim dinlemedi. Guardian kapatılma tehdidiyle karşı karşıya geldi. Alan hemen pazarlığa oturdu. Sizin gazetemi kapatmak istemenizin nedeni eğer benim elimdeki belgelerse bu kolay yok ederiz olur biter dedi. Sonra dünya televizyonlarını da konu olan o görüntüleri izledik. The Guardian çalışanları ellerinde matkap ya da beton taşlama makinesiyle bilgisayarların hard disklerini paramparça ettiler. İngiliz istihbarat elemanları o parçalama işlemi sırasında gazetenin dört bir tarafına dağılıp bu imhaya tanıklık ettiler. Direnmek Alan için hiç de iyi olmayacaktı. Hem canını kurtardı hem de gazetesini. Kalın sağlıcakla. Ersoy'de de Yeni Akit.